Nasıl giriş? Gireyim mi? Lütfen. Gün açan çiçekler gibiyiz. Sen de değil mi oğlum? Yalan, yalan. Yalan. Öyle saf ki sevgimiz. Yalan. Yalan. Ayıramaz bizi hiç kimse. Yalan. Ya böyle ama sudan çıkaydın. Ölemedik beraberiz. Yalan. Klipte tam o yerde giren erkek model vardı gözümün önünde hala. Tim mi? Evet. Hala aklında herhalde. Çocukken büyülenmiş olabiliriz. Evet abi. Murat öyle. Gelmedi klibe. Biz de ona biraz benzeyen birini bulalım dedik. Abi bayağı adam yağlı mağlı falan böyle bir şey tanrı gibi koymuşsun oraya. Biz de ekrana bakıyorsunuz ya böyle. Biz böyleyiz bak. Bu gerçek mi ya falan diye. Hani çok küçüktük tabii. Güzeldi yani. Çok iyi. Pardon konuşalım mı ya? Hepiniz hoş geldiniz. Yasemin Yürük'le beraberiz. Bugün hepsi hakkındaki her şeyi öğreneceğiz. Sonra Yasemin hakkındaki her şeyi. Ya yani o kadar çok sorum var, o kadar çok soru yazan oldu ki. Neler var, neler var, neler var ya. Yani. Merak ediyorum ya. Ben hep Yasemin'dim. Açıkladım da bunu. Savaştım kızlarla. Ya ben şimdi şeyle karşılaşıyorum mesela. Birileriyle karşılaşıyorum. Ben sendim falan diye geliyorlar. Ben okey tamam. Bunu bir yerde söylemeyeyim. Peki yaşım çıkıyor falan diyorum. Bak aradaki yaş farkının çok olmasıyla da alakası yok. Çünkü öyle bir dönemde öyle bir şey geldi ki senin yaşında olan insanlar da belki o zaman sen olmak istiyordu veya olabilir. Dinliyordu. Çünkü çok yakın bir zaman içerisinde oldu yani. Tamam okulda büyüyenler vesaire hı-hı. falan. Arada bir sene de iki sene de olsa bambaşka bir şey yarattığınız için çok ilginç bir şeydi. Ve ben bugün bunlarla başlamak istiyorum. Nasıl olabilir böyle bir şey? Bir anda Türkiye'de bir Spice Girls falan gibi bir kız grubu seçiyor. Bu bunun fikir aşaması yani projelendirme kısmı. Siz herhalde çünkü daha 18 değildiniz başlarda bunları konuşurken. Biz bu grubu kurduğumuzda ben 13 yaşında falandım. 13 yaş. Siz o zaman arkadaş mıydınız? Evet. Konservatuvardan arkadaştık. O zaman Mimar Sinan Üniversitesi. Mimar. Güzel sanatlardayız. Hepimiz bale bölümündeyiz. Tabii ben en küçüğüm. Soyunma odasında şöyle bir şey dönüyor. Cuma günleri işte Gülçin, Eren, Cemre bir arkadaşlarımız daha vardı. Melis'le Aslı vardı o zamanlarda. Hatta Esen de vardı Eren'in kız kardeşi. Aynen 5 kişiymiş sizde. Aynen. Hepsi normalde 5 kişiymiş. Evet. Hatta Şahan'ın bununla alakalı bir skeci var. Evet. Hepsinin 5.sini buldu. Aynen oynuyor. Öyle. Şöyle bir muhabbet oluyor. Cuma günleri bunlar toplanıyorlardı. Bizim hafta sonu işimiz var falan. Ne toplanıyor bunlar falan oluyordum böyle. Sonra bir gün Cemre aradı. Dedi ki benim annem seninle görüşmek istiyor. Gelir misin? Peki falan dedim. Gittim bana teklifte bulundular. Dediler ki böyle bir grup kurduk biz. Sen de yer almak ister misin? Ben de anlamadım aslında yani. Bunu bana teklif ettiklerinde. Ben 14 yaşındaydım yani. Olur dedim. Ama dediler ki işte bu uzun bir süreç çalışacağız. Biz o 14 yaşından ben 18 olana kadar münazaralar yaptık. 9-8 dersler aldık. Sabah 5.30'da kalkıp koşarak şarkı söylüyor musunuz? Aynen. O işte sahnedeki dans performansını arttırabilmek adına kondisyonumuz olsun diye şarkı söylüyorduk koşarak falan. 45 günlük kamplar yapıyorduk yazın böyle. Yani o Şebnem'le Evren bizden az çekmedi. 15 yaşında yani bu nasıl bir neyin şeyi... Vizyonu anladın mı? Nasıl bir hayal? Yani düşünsene işte, evin içinde gibi. 8 tane insan kadın hepsi. Amazon gibiyiz zaten yani. Habire bir yemek yapılıyor ve bir şey yapılıyor. Birileri geliyor işte Beyazıt geliyor, o geliyor, Okan geliyor. Bir şeyler hepimizi böyle nasıl röportaj yapılır onu çalıştırıyorlar falan. Yılmaz abi olsun herkes bütün projenin başından beri aslında biliyordu. Ve bizi çok destekledi. Zaten Beyazıt bize dedi ki ne zaman çıktık? Biz 4 Mart 2005'te çıktık. Perşembe günüydü. Ertesi gün Beyazıt programına çıktık. Yani dedi ki ben sizi başından beri biliyorum. Elimde büyüdünüz. Ben tanıtmak istiyorum sizi dedi. Çok teşekkür ederiz bu arada ona. Ya şey çok ilginç bu arada. Yurt dışında olan bir sistem aslında bu. Evet. Hani Türkiye'de bunun bu kadar böyle arkasına bir ekip çalışmasıyla vesairesiyle yapılıp bir proje olarak böyle bir şeyin hazırlanılması. Dediğin gibi bak işte röportajlara hazırlık şu bu. Hani çok büyük bir şeyi o zaman hani nasıl oldu da sizin projenizde buna yapmaya karar verildi? Biz çocukken bizim zamanımızda Backstreet Boys işte Spice Girls falan çok gündemdeydi. Hatta bir defterimiz vardı. Hikaye yazardık. İşte herkesin bir sevgilisi olurdu Backstreet Boys'tan. Onlarla ilgili hikaye yazıp onların videolarını izleyip hatta o zaman kasetler vardı hatırlar mısınız bilmiyorum. Eren'in babası yurt dışından getirtirdi bize. Onları izleyip ezberleyip danslarını biz arkadaşlarımız piyano çalar biz söyleyip dans ederdik okulda. Bu iş böyle başladı. Kızlar da işte o dönem şey demiş annesine bize de menajerlik yap. O da demiş ki çok küçüksünüz 18 olmanız lazım. Reşit değilsiniz okuldan atılabilirsiniz. İşte konservatuar kuralları biraz katı falan. Aynen piyasaya daha çok aynen, şey aynen evde büyümemiz gerekiyordu tabii ki yani. Çok küçük.
küçüktük. Biz o sırada No Name olarak işte Zerrin Özer konserinde Bostancı'da çıktık. Ne bileyim başka konserlere de çıktık. İşte Kenan geldi, test etti resmen bizi falan filan böyle. Derken bir anda ben kayıda girdiğimizi fark edip yani mesela 3 kalbi ben sanırım 16 yaşında falan söyledim yani. İlk kaydınız hangisiydi? Hatırlıyor musun? Gitme diye bir şarkımız var. O şarkıyı çok sevebilirsin diye düşünüyorum. 32 kanal falan vokal var. Herkesin yani hani tek tek. Bir de üçlülerini okuyorsunuz, beşlerini okuyorsunuz. Bayağı bir koro. Bayağı kapella o. En sevdiğim şarkılarımızdan biridir. İlk onu söylemiştim ve yani stüdyoya girdiğimde böyle... Bu benim sesim mi ya? He, hı filan yapıyorum resmen yani. Alo falan. Ona dedim ki ben şu an okuyamayacağım, şan dersi almam lazım deyip şan dersi alıp ondan sonra stüdyoya girdim ben böyle bir iki ay. Çünkü sesimi nasıl kullanacağımı bilmiyorum ki. İğrenç detone bir ses çıkıyordu. Ya bir de stüdyo kayıt mantığı da çok farklı. Yani normal dışarıda evet. Şarkı söylemen kendini duyarak ona alışman. Kulağını aç falan diyorlar. Alışman. Bu ne demek diyorum, kulağını aç nedir yani? Aynen, hani kulak kaydetmek falan. Onları falan öğrenme süreci oldu falan filan. O zaman diliminde de dediğim gibi röportaj yapmayı öğrendik. Bilmem ne kamera karşısında nasıl konuşulur, radyoda nasıl konuşulur, rabarbalın olmaması için falan. Her şeyi öğretiyorlar bize yani. Derken çıktı ve ilk konserimizde Taksim Meydanı'nda verdik. Öyle devam etti nasıl yani. Nasıl, hatırlıyor musun o günü? Hatırlıyorum, çok heyecanlıydık. Beyaz tulumlarımız vardı. Yani ben hayal meyal hatırlıyorum. Titreyerek dans ettim zaten. 700 TL kazanmıştım. Evet, onu da hatırlıyorum. 700 TL, ondan sonra o yükseldi, yükseldi. Ben böyle biz para kazanıyoruz ya falan deyip derken insanlar tanımaya başladı. Ona alışmak çok zordu. Orayı soracağım ama onun öncesine bir de aslında puzzle diye karar vermişsiniz başta. Evet, nereden biliyorsun ya? Bu kadar araştırmış mı? Araştırıyoruz tabii ki. Puzzle diye karar vermişsiniz, sonradan hepsiye. Birinin tavsiyesiyle mi olmuştu? Mete Özgencil aslında ismimizi buldu. Aslında 5 kişiydik dediğim gibi, Penç olacaktı. Ondan sonra puzzle'a döndük. Çünkü gerçekten hepimizin ayrı karakterleri ve özellikleri vardı. Tamamlıyoruz biraz birbirimizi. Derken dedi ki Mete, ya siz de aslında her şeyi yapıyorsunuz işte. Şık şık bakarsak A şıkkı dans ediyor. İşte B şıkkı şarkı söylüyor. C şıkkı bilmem ne. D hepsidir ya. D hepsi olarak yapalım dedi. Öyle çıktı. Ve çok da international olarak da anlatabileceğim bir isim. All hani falan diye. O şekilde ismimizi çıkarmıştık. Vay be. Evet, isim babası Mete Özgencil'dir yani. Ünlü olmaya alışmak dedin ya. Çok gençsin ve bir anda bir de ezber bozan bir proje. Şu çok tatlı bir şeydi bu arada. O kadar genç kızlar hani çıkıyor ve bir cinsel o bir şey gibi kendinizi lanse etmiyorsunuz. Öyle kıyafetleriniz de çok daha seçicisiniz. Hani ailelerin kızı gibi bir şeyden çıktı. Bütün kız çocukları sizi örnek alıyor. Aileleri izliyor falan ve bunların arasında aslında sizin orada deneyimlediğiniz çok şey var. Çok şehre gidiyorsunuz. 4 kadın olarak biliniyorsunuz artık ve çok gençsiniz. O dönem yaşadığın şeylerden, o dönemki psikolojinden biraz konuşmak istiyorum. Dediğim gibi dışarıda tanınmak... İlk başta bizim için çok kolay olmadı. Özellikle hatta komik bir anımız da var, onu söyleyeyim Eren'le ilgili. Mesela birileri geliyor. Aa merhaba, nasılsın? Eren arkadaşı sanıyor onu. Şaka değil bu. Çok yaşandı. Aa iyiyim, sen nasılsın falan yapıyor. Tamam, bu güzel bir tepki zaten. Bunda bir şey yok. Sonra Eren yapıyor. Neredendi? Ben benim Eren'cim. Tanıyor seni falan. O seni tanıyor. Hangi okuldu? Biz aynı okulda mıydık acaba? Yani inanılmaz olaylar yaşadık. Böyle komikti yani. Bir süre sonra bu arada Türkiye'de değil de Almanya'da sokakta yürüyemeyecek hale geldik. Ben çok şaşırıyordum. Tabii çok Türk var orada ve çok seviyorlardı bizi. Çok fazla ilgi gösteriyorlardı. Güzel bir şey. Sadece insanlara bazen Şebnem'le Evren bize yemek yerken ağzımıza telefon soktukları için bir süre sonra orada nasıl kibar davranmamız gerektiğini öğrettiler. Çünkü genciz. Yani anlatabiliyor muyum? Tepkilerimizi bazen kontrol edemiyorsun. Bilmediğin, alışmadığın bir şey dediğin gibi. Daha sonrasında bu sindirmeye geçti. Para kazanma olayında. Aa biz böyle iş yaparsak demek böyle güzel para kazanırız. O böyle dediğim işte kıyafetlerimizi, kostümlerimizi, danslarımızı, kliplerimizi çocuklara yönelik ama aynı zamanda yetişkiniz biz demeyi göstermeye çalıştık. Dediğin gibi bir crop top giyiyorduk ama seksi değildik o kadar yani. Hani biz dans eden aslında 4 tane genç kızdık. Bunu yaşımızla dengeli bir şekilde nasıl anlatayım, seksilik diye adlandıracağım. Şimdi onu yaşımızla dengeli bir şekilde götürmeye evet, çalıştık. Evet ya, seksi de olabilirsin tabii ama onu ön plana koymak gibi bir niyet hiç yok orada. Hiç öyle bir niyetimiz oradan yoktu. Oradan saktırmak gibi bir şey de yok. Çünkü çok ince bir nokta, çok genç olduğunuz için arkanızda da bu kadar
hani projede olan insanlar var vesaire. Korumacılık da vardır. Kesinlikle. Yani orada. Çünkü dediğin gibi bak elimiz işte elimizde büyüdünüz falan diyorlar size. Yani. Aynen. Onun da birazcık bence rahatlığı olmuştur diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Biz biraz konservatuarı göstermeye, aşılamaya çalıştık insanları. Çünkü biz çok farklı bir disiplinden geliyoruz baktığın zaman. Bale çok sert bir disiplin. Dünyada ilk beşte en zor mesleklerden biri. Ve biz o zorluklarla baş ederken insanlar bize şey diyordu. Ya siz nasıl yapıyorsunuz bu kadar her şeyi? Oturup düşününce diyorum ki yani şimdi dönüp baktığımda çok fazla şey yapıyormuşuz ama öyle bir temponun içinde, öyle bir disiplinle geliyorduk ki biz zorlanmıyorduk yani, anlatayım. Bir de çocuksun, görev adamısın, veriyor sana, yapıyorsun. Ödev gibiydi bizim için o. Dediğim gibi biz dansı ön plana, sanatı, müziği ön plana, doğu ve batı sound'unu birleştirip müziğimizle her şeyimizi biz bunlarla ön plana çıkmaya çalıştık. Hani seksiliğimizle değil de dört tane güzel genç kız bir araya gelmiş arkadaşlar, şarkı söylüyor, dostlar, proje toplaması değil bu insanlar ve sanat icra ediyorlar. Konservatuarlılar ya, biz onu biraz aslında göstermeye çalıştık. Çünkü günümüzde baktığın zaman şu an konservatuar mı aa falan diyorlar farkındaysan. Çünkü bilmiyor insanlar. Yani sanat icra etmek bizim dönemimizde biraz daha kolaydı. Bence şu dönemde daha zor. Sadece amacımız konservatuarı ve dansı, klasik baleyi, sanatı ön plana çıkarmaktı bizim. Peki bu kadar yakın arkadaş olmanız devamında iş olduktan sonra size nasıl şeyler getirdi? Yani şöyle söyleyeyim, dört tane genç kız bir kere zaten bir arada olması çok zor. yani turnede bile ikili kalırdık ama o ikili hep dönerdi. Yani hep aynı ikili kalmazdı birbiriyle. Çünkü grup içinde gruplaşma oluyor bir süre sonra. Bence Şebnem ve Evren bunu çok güzel yönetti. Tabii ki birbirimize girdiğimiz anlar oluyordu yani. Dediğim gibi hem genciz hem dört tane genç kızız. Yani böyle falan diye birbirimize hiçbir şey olmadan böyle... Abi bir hepsi de olarak çıkıyorduk. Çok zor bir şey yani. Dört kişi var ve bir sürü genç kadın sizden birini olmayı tercih ediyor. Evet. Kendilerine örnek aldıkları ayrı ayrı kişiler, tamam grubu seviyorlar ama tuttukları insanlar var. Şimdi burada da dinleyen, bizi izleyen kız arkadaşlarımız yorumlara yazsınlar. Ben şuydum falan diye. Evet. Herkes yazar. Kimdi arkadaşlar? Kimdi? Herkes yazar yani. Biraz da... O yüzden mesela hani beni seçecekler mi, işte birinin yanına gittiği zaman birine daha fazla ilgi olabilir. Tabii. Diğerine bu yer yer değişebilir bu. Öbürü içerleyebilir, öne çıkmak isteyebilir. Çok fazla denge var mesela. Bunları nasıl dengeliyorsunuz? Yani vokal dengesinde tabii ki Gülçin'in sesi hepimizden çok daha iyi ve güzel olduğu için onunkini daha çok ön planda tutuyorduk. Sen kendin nerede ön planda çıktığını düşünüyorsun? Ben bence güzellik kısmında, görsel kısmında daha ön planlaydım. Yani çünkü hepimizin dediğim gibi ayrı özellikleri vardı. Ben biraz o yüzden seçildim diye düşünüyorum gruba. Kötü bir şey değil çünkü görsel satar baktığın zaman. Saç renklerimize bakarsan zaten tamamen satış politikası o baktığında. Ha, bunları anlatsana bana mesela. Neleri düşünüyorum? Şimdi benim saçım kızıl oldu. Benim kendi doğal saçım böyle ama Cemre'yle de aynı gözüktüğümüz için Cemre dedi ki okey ben siyaha boyuyorum tamamen. Cemre aslında daha kumraldır. Ama Eren kumral, Gülçin sarı okey. Kenara koyduk. Eren'i de koyduk. Biz ikimiz bir seçim yapmak zorundaydık. Yani Cemre'yi kızıl düşünemiyorum zaten yani. Hani aman tanrım. Dedim tamam ben olurum. Annemin de kızıl falan okeydik. Bana da yakışacağını düşündük. Öyle yola çıkarak. Her karakteri iyice karikatürize etmeyi normalde de. Çünkü orada aslında bir şey oluştu, tamam sizsiniz ama bu hepsi bir dizisinde de var. Evet. Yani karakter özelliklerini anlayıp tamam Yaso bu ama onları biraz köpürtelim. Yani bunlar evet. Nelerdi mesela sen tek tek baktığın zaman? Ben daha tomboydum o zamanlar. Ne demek o ya? Tomboy böyle daha erkeksi böyle çok daha bol pantolonlar, bereler falan. Ben hip-hopçı gibi takılıyordum gibi. Yani tam böyle. Niye bilmiyorum öyle bir şey yapmışım. Arabalarla falan ilgileniyorum. Sanayiye falan gidiyorum. Saçma sapan şeyler yapıyorum. Tuning dergileri falan var bende bunların yani. Bunların gerçekte olan gerçeklik payı ne kadar peki senin gerçek hayatında? Gerçek bu bendim yani. Ha, bu zaten yo normal reyelinde de sendin. Evet. Yani. Tamam bayağı gerçek o zaman, karikatürize edinmemişsin. Yani Red grubu vardı bizim dönemimizde. Doğan falan aşırı dalga geçerdi bende yani. Beraber bazen aynı işlerde yer alırdık. Biz ön grup olurduk. Onlardan önce çıkardık falan. Hani dalga geçerdi bana böyle. Kızlar mariküler falan alıyor. Ben tuning dergileri, bu yeni amortisörler, yeni farlar, Angel Eye çıkmış falan. Onları bakın büyük dalga geçiyorlardı senin benimle. Senin magazine yakalanman da çok komik bu arada. Herkes böyle daha şeylerken falan bugün bunu Yasemin Şefik'ten öğrendim. İlk bizi anlatırmışsın, anlatmak istemiyorum. Anlatmak istemiyorum. Kıyamam. Abi herkesi güzel çekiyorlar bikiniyle. Beni niye öyle çekiyorsunuz? Size sorarım buradan magazinci dostlar. Yani orada oturmuşum tırnağımı törpülüyorum kardeşim, size ne ya? Kamerayı sokmuşlar ağzıma.
Abi kıyamam sana. O kadar çekilebilecek çiçek yer varken. Çiçek gibi de vücudum var yani. Öyle çekmişler beni. Maşallah sana be. Sporcum benim be. Çekemedim kulaklıktan. Nazar değmişsin. Nasıl olur lan podcast'te nazar değdirmemek? Bir dakika falan. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Yani orada bir rezillik yaşanmıştı evet. Ya bizim aslında çok var da sağ olsun bazı magazinci arkadaşlarımız paylaşmadılar onları bizi sevdikleri için. Evet o da önemli bir şey bu arada. Aramız iyiydi sağ olsunlar. Taksim'de yakalandığımız çok olmuştur Eren'le bizim hayal kahvesi çıkışında. Evet yani abi gencecik insansın tabii ki de eğleneceksin. Bir de o işte senin hayatını yaşamana falan böyle... Nasıl şeyler yaratmıştır kim bilir yani. Yani olabildiğince magazinden uzak kalmaya çalıştık. Malzeme vermemeye çalıştık. Çünkü dediğim gibi dedim ya sanatımızla gündeme gelmek istiyorduk. Sevgililerimizle ya da gece hayatımızla değil. Çok da dikkat ediyorduk yani açıkçası. Biraz zaten oto kontrol manyağı bir insanım ben yani. Başak Burcu'yum sen de bilirsin. Hani tek başımaysam özellikle çok güvenmediğim biri varsa yanımda asla dağılmam sokakta dışarıda. Bu arada fun fact arkadaşlar. Yasemin'le biz aynı gün üstüne üstlük aynı saatte doğmuşuz. Evet. Yani bu yüzden her sene de bayağı bir senedir de denk getiriyoruz. Evet. Aynı anda kutluyoruz doğum günümüzü evet, beraber. Sene, geçen yılki doğum günümüz çok güzel oldu. Yani benim en güzel doğum günlerimden biri olmuş olabilir. Evet ya çok keyifliydi. Çok hakikaten. Eğlenmiştik. Güzel bir şey yani ama aynı saatte öğrendiğimiz anı hatırlamıyorum ikimiz. Tasos'taydık hatırlıyor musun? Tasos'ta. Nasıl aynı saat mi falan diye. E biz aynıyız diye böyle. Kadın ve erkek çok değişiyor mu acaba? Evet bence Başak erkeği lanet kusura bakma ama. Neyim var benim be? Herkes aynısını söylüyor hiçbir şeyim yok benim. Var tam bir şeylerim de. Abi zaten. Ne abi nesi lanet? Şimdi Başak zaten böyle çok detaycı. O detayda zaten kayboluyoruz. Kendimize kendimiz köstek oluyoruz çünkü ben öyle düşünüyorum. Ben en azından öyleyim. Kontrol de var ama o kadında kontrol da var. Yani ve kendimize göre de bazı kurallarımız var. Benim öyle. Ahlaki kurallarım falan var. Garip grup yani böyle. Erkekteki farkı ne senin için? Mesela? Erkek de bence böyle çok detay ve konunun o kadar çok üstüne gidiyor ki. Artık konunun suyu çıkıyor. Karşındaki artık sana her türlü açıklamayı yapmış olsa bile onun için yeterli değildi. Tatmin olmuyordu mesela yani. Kurutacaktı konuyu. Kendi doğrularına hani çok bağlı olmak... Kırmızı çizgilerin çok olması falan gibi. Ama bazen o kadar ısrarcı olmamak gerekiyor. Ben evet, onu ben de zamanla öyleyim. Öğreniyorsun. O zamanla öğreniyorum. Benim yaşıma gidince öğrenirsin. Biraz bodur olmanın da avantajı var. Ayağım değmiyor olabilir. Benle dalga geçtiniz biraz önce ama onun da avantajı var yani. E var tabii ki de yani. Bak hiç değmiyor şu an ayağım. Gerçekten değmiyor mu? Bak. Boyun kaç senin? Biri var bir kere. Yani çok ayıp ediyorsun biri var. Ama alıpçak dalgasını geçmedi. Yunanistan'da hatırlıyorum. Ahmet Dolan şey posunuz var diye siz. Evet. Şey levhadaki poz böyle. İkiniz çocuk. 1.54.5. 1.55 olarak yuvarlıyorum. Peki arada sizin bir Pepsi maceranız evet. var. Sezen Aksu ile birlikte. Yani o yaşta böyle bir başarı elde ettim. Bir de üstüne üstü gidip Sezen Aksu ile bunun reklamını yapıyorsunuz. Ve abi her yerde böyle billboardlar, kola kutu şeylerinde, makinelerinde fotoğraflarınız falan. Ya bizim... Ne yaşadınız siz? Ne yaşadınız? Yasemin ne yaşadın sen ya? Heyecanlandım bak Sezen Aksu deyince. Şöyle bu proje ilk bize geldiğinde ikinci albüm müydü ya bizim? Bir miydi, iki miydi hatırlamıyorum ama 2005'ti galiba. İlk çıktığımız sene işte yani. Daha sonra Kenan'la yapmıştık çünkü. Pepsi ile çalışacağız belki falan. Biz böyle tabii falan yapıyoruz böyle yani. Hani Pepsi ne yapsın biz yani? Daha yeni çıkmışız falan. İnanmıyoruz yani. Gelip bir daha söylüyorlar. Kızlar Pepsi ile çalışacağız. Şimdi de işte ona bir şarkı yapacağız. Sezen Aksu olacak falan diyorlar. falan. Hani kimse inanmıyor. Gerçekten yapıyormuşuz yani projeyi. Pepsi'ye gidince biz böyle olduk hepimiz. Ya o gün o toplantıda gerçekten şuralarımda terler akıyordu hatırlıyorum yani. Ve Sezen Aksu şey dedi. Tamam ben şarkı yazacağım dedi. Okey dedik. Klipte hemen oynamam dedi. Kendimi çizeceğim dedi. Ona da okey dedik. Stüdyoya gittik. Sonra ne dedi zaten ne diyeceksin. Tabii. Okay. Stüdyoya gittik. Kavacıklık stüdyosuna. Mithatcan, işte Mustafa Ceceli falan herkes o zaman var. Mustafa'nın saçları o zaman sarı falan entel takılıyor. Ondan sonra neyse. Aynen böyle yaptı. Ulan dedi küçük orospular dedi. Sizin yüzünüzden dedi. Sabaha kadar oturdum balkonda şarkı yazdım dedi. Biz böyle öyle mi kusura bakmayın falan diyoruz. İyi bir şey söyledim gülün diyordu. Biz böyleyiz. Önünde. O zaman da nikotin sigarası çiğniyor. Sigarayı bırakmaya çalışıyor Sezen Aksu. Biraz böyle şey. Gel gitli. Ondan sonra heyecandan şarkıyı söyleyemedik. Tamam tamam dedi. Beraber stüdyoya girdik. Beraber okuduk. Tempo şarkısını. Ben çok heyecanlandığım zaman bu arada ritim kaçırıyorum.
garip bir şeyim var. Mustafa da şarkı çalıyor normal. Altında klavyede misket havası çalıyor. Orada fark keşfettik bunu. Misket havası çaldı ve ben hatasız okudum. Yani alakasız bir şekilde hem şarkı çalıyor, altına misket havası, ben hatasız okudum. Allah Allah. Ve her albümde bunu yazardık böyle alakasız bir şekilde, misket havasına teşekkür ederiz falan. Böyle şeyde Sezen Aksu dedi ki tamam o zaman böyle okusun ya, ne yapalım, böyle sileriz misket havasını sonra. Gerçekten mi? Bu nasıl bir teknik kızım? Kitaplara girer yani. Biraz Ajda Pekkan gibiyim. Kaçırıyorum ben. Ama şey vardır. Heyecanlanınca hızlı olma güdüsü vardır herkesin içerisinde. O hızlanmadan dolayı belki. Belki de ama ciddi anlamda bazen ritim kaçırıyorum. Ve ben başka bir şey duyuyorum. Ona gidiyorum şarkının içinde. Yine yanlış bir ritim duymuyorum. Ama başka bir enstrümanın yani ritmine göre, gidiyorum. Kike göre gitmiyorsun da atıyorum. Aynen. Hayreti takip ediyorsun veya başka bir şey kafanda var. Aynen. Falan. Kayboluyordum kendi içimde. Böyle bir şeyimizi keşfetmiştik falan. Güzel bir anımız olmuştu Sezen Aksu'yla. Derken sonra da turne başladı. İlk turnemizin ilk ayağında sahnede Sezen Aksu düştü. Üstüne Eren düştü. Yani nazarlar. Öyle bir anımız da olmuştu. Son konserde gene Kuruçeşme Arena'da yapıp çok güzel yerlerde birlikte yuvarlanıp köpeğiyle birlikte. Artık zaten şeyin sonunda tek şarkı söylemiyorduk. Hadi kızlar çıkıyoruz küçük orospular diyordu. Rakka söylüyorduk. Çakkı'da söylüyorduk. Yani hepsi spontan gelişmişti. Tabii bu arada biz Ankara'daydık ilk hatırlıyorum. Biz geldi. Ozan'a dönüp şey dedi, Ozan da oluyor. Ne söyleyelim biz bunlarla? Bir şarkı söylüyoruz, hiçbirimiz bilmiyoruz. En ufak bir fikrim yok. O sırada Şebnem kulağımıza şarkının sözlerini okumaya çalışıyor. Ben benim anlamıyorum ne söyleyeceğiz sahnede falan diye böyle. Ozan da dedi ki ya dedi rakkas söyleyin ne olacak dedi. Herkes bir aa güzel fikir deyip ben rakkas neydi ya? Memeler falan dediler böyle. Hay tamam biliyoruz. Ve sahnede o şekilde rakkasla birlikte şarkı söylememiz çoğalmıştı beraber. Çok güzel anılar ya, harika anılar yani. Peki bu kadar güzel anı varken, her şey bu kadar mükemmel giderken ne oldu da çatırdadı? Ne oldu da dağılmaya gitti bu iş? Yani egolar biraz devreye girdi bence. Yani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum açıkçası ama Gülçin kendi solo kariyerine devam etmek istedi. Bana kalsa bizle birlikte de bunu yürütebilirdi ama o tek başına tamamen ayrılmak istedi. Keşke... Peki bir şey oldu da mı böyle bir şey oldu? Yani aranızda bir arkadaşlıkla alakalı bir şey zedelendi. Sonra da mı bu kararı verdi yoksa direkt ben bunu istiyorum dedi. Haberimiz yoktu bunu yaptığından. Yani hani benim evime ihtar geldi. İhtar mı geldi? Evet, avukattan. Şeyden Gülçin hakkında daha fazla konuşamazsınız falan diye. Keza şöyle oldu. Özetleme gerekirse işin aslı. Bir erkek arkadaşı vardı Gülçinciğimizin. Dedi ki ben aşık oldum önce. Dubai'ye yerleşeceğim. Dedik peki de yani konser gelirse ne olacak? Konuşuruz. Peki konser geldi. Bostancı'ya çıkacağız. Dedi ki Gülçin işte aşık oldu. Dubai'de izinle. Yani bir ayrılma dağılma durumu yok. Böyle değil. Ama tabii ki öyle olmadı tahmin edersin ki. Gülçin'siz sahneye çıktılar. Bilmem ne çok çirkin haberler yapıldı falan. Dedik ki bak Gülçin böyle şeyler oluyor. İstiyorsan gel bir açıklama yapalım, basın açıklaması. Direkt avukattan şey gelmiş bana. Hepimize kağıt. Gülçin hakkında yorum yaparsanız ikinci şeyde mahkemeye başvurulacaktır diye. Ben de aradım. Hayırdır birader ne oluyor yani? Bundan sonra avukatımla konuşuyorsun dedi, suratıma kapattı. Bir yani, şey mi yapmıştın ki? Hiçbir şey yapmadık. Hepimiz de aynı şekilde davranılıyor. Yani öyle bir durum yok. Gülçin ayrılma kararı almış. Ayrılabilir. Çok insani istekler bunlar. Bence stratejik olarak yani bize olan tavır ya da ona akıl veren insanların doğru akıllar verdiğini düşünmüyorum. Yanlış bir tavırdaydı. Ya da yanlış lanse edildi. Hiçbir fikrim yok. Olan oldu. Yolu açık olsun tabii ki. Ama o dönem yıprandık. O da yıprandı. Biz de yıprandık. Ama günün sonunda hep ona da aynı şeyi söylüyorum. Hala arkadaşız, görüşüyoruz bu arada. Biz ne iş yaparsak yapalım. Yani ben ticaret de yapsam, müzik bırakıp oyunculuk da yapsam, başka bir şey de yapsam biz günün sonunda hepsi kızıyız abi. Yani yırtınsak da hepsindeki Yasemin'im ben. Anlatabiliyor muyum? Bu bence kötü bir şey gurur değil. Gurur duyulacak bir şey canım. Müthiş bir şey yapmışız biz ki insanlar bizi öyle hatırlıyor. Ya bu bir lanet değil. Bu güzel bir, nasıl anlatayım, lütuf bence. Çünkü baktığın zaman herkes gülerek bizden bahsediyor. O kadar güzel dokunmuşuz ki o insanlara. Çok güzel anılarını hatırlatıyor insanlara. Kendisini hatırlıyor. Yani o anki heyecanı, bunlar çok beynin içinde kalan şeyler yani, anılar. Aynen böyle öyle. Böyle bir yerdesiniz. Harika bir şey yarattınız.
ezber bozan bir şey yaratıldı. Herkesin aklında 7'den 70'e yani. Evet. Çok kıymetli bir şey. Hani tekrar illa yapılmasına yapılmamasına gerek yok ama hani arkaya dönüp baktığında ben bunu istemiyorum diyeceğim bir şey hiç asla değil. Değil. Benim bebeğim gibi ya hepsi. Olur mu öyle şey? Hayatta çocukken aldığım en güzel kararmış yani. Yani açıkçası çoğu kişinin hayal edip de yapamayacağı şeyleri yaptık yani. Pepsi'nin yüzü olduk. Sezen Aksu'yla turneye çıktık. Kenan Doğulu'yla turneye çıktık. Şarkı yaptık. Yani çok güzel isimlerle, çok değerli, kıymetli insanlarla bir araya geldik. Biz ve bence bu çok büyük bir hazine bizim için. Yani çocuklarım olur mu bilmiyorum da kızlar en azından büyüdüğü zaman çocukları onları anlatabilecekler. Harika bir şey yani. Bak biz buyduk yani demek, anladın mı? Bu insanlar böyleydi, şöyleydi. Yani bilemiyorum ya. Devam etseydi çok daha farklı olur muydu? Bence birkaç yıl daha devam ederdi. Sonra gene dağılabilirdik ama maddi açıdan... Kursağında kaldı belki. Kursağımızda kaldı. Maddi açıdan ve manevi açıdan da daha çok tatmin olabilirdik diye düşünüyorum. Bunu sormuşlar insanlardan gelen sorulardan birisi. O dönem böyle bir patlamayla beraber sonuç olarak maddi anlamda da çok kazanç elde etmişlerdi. Bununla alakalı bir yatırım yaptılar mı ya da edebildiler mi? Çünkü bir yandan da çok genç oldukları için... Hakkı mı yenildi acaba falan? Şöyle, o dönemki şirketimiz Stardium'du bizim. Biraz da yanlış bir şey gene söylemek istemiyorum ama yapılan anlaşma, yapılan sözleşmede hata olduğunu düşünüyorum ve kendi içimizde biz dostumuza çok güvenmişiz. Şimdi arkadaşla iş yapmak çok farklı bir boyut. Ne olursa olsun kendi içimizde bir sözleşme yapmalıydık biz abi. Yani o sözleşmeyi yapmadığımız için zaten alacağımızı alamadık. Yani Gülçin'le bir sözleşmemiz olsaydı onun ceza işareti olurdu. Öyle kafasını esip de gidemezdi. Anladın mı? Ödemek zorunda kalırdı onu. Keza bizim şirketle yaptığımız anlaşma da bence çok yetersizmiş ki şirket paralarımızı vermedi bizim. Yani öyle bir şirketti ki Turkcell, maliye Turkcell'in hesaplarını kontrol etmek zorunda kaldı. Ve bize insanlar artık şey, Stardium'lar ayrılmadığınız sürece biz sizle çalışmayacağız falan diyorlar. Yani Ozan Çolukov falan oradan ayrılmazsanız ben çalışmam dedi mesela. Çok paramızı yediler. Hakkımızı... Hala Ozan bir şirket mi bu? Stardium var mı bilmiyorum ama varsa da açıkçası yani çok güvenmesinler. Çok hak yiyorlar. Çok güzel şeyler yaptılar bizim için. Yani gani gani akıttılar. Şimdi orada da haklarını yemeyeyim ama sonradan ne olduysa pat diye bizim önümüzü bir kesme ihtiyacı duydular. Ve çok yanlış bir karardı. Çok emek harcayıp o yaşta affedersin it gibi çalıştık biz, anladın mı? Bizim sırtımızdan çok para kazanan oldu ama biz o kadar kazanmadık. Yani içeride çok ciddi paralarımız kaldı. Alamadık. Alamayacağız da. Geçti gitti yani, zaman aşımına uğruyor biliyorsun 10 yıl sonra falan. Geçmiş olsun. Bir miktarı kalan parayla ben anneme bir yazlık alabildim sadece. O kadar yani. Onun için hep çalışmak durumunda kaldım ama öyle lüks içinde yaşamadık. Keşke yaşasaydık. Dediğim gibi 1-2 sene daha devam etseydi belki biraz daha tatmin olabilirdik yani. Bir çok ciddi bir tecrübe ve anı olarak size kaldı. Peki. Kesinlikle. Herkesin hakkında olan soru. Gerçi cevapladın çoğunu ama ben gene usulen sorayım. Çünkü iki gün önce galiba, daha demin sana söyledim ben. Bir yerde gördüm magazinde Gülçin Ergül'dü değil Gülçin mi? Gülçin Ergül, evet. Bir daha biz olmayız. Evet. Tekrar diye açıklamasını yaptı. Çünkü hep böyle bir bu dönem daha bir sürekli gelen bir şey. Hani hepsi birleşiyor mu? Tekrar olacak mı? Veda konseri, veda albümü olacak mı vesaire? Biyografi çekilecek mi, çekilmeyecek mi? Bunları şu anki güncel hali nedir? Şöyle durumun? Biliyorsun magazin önce dağıtmayı sonra birleştirmeyi çok sever. Hangimizi görürlerse görsünler. Gülçin'de şöyle bir durum oluyor. İşte sanki hep ona soruluyormuş gibi bir algı var. Ama o tek başına bir kariyerde yürümeyi tercih ettiği için tabii ki daha çok gündemde müziğiyle. O yüzden soruyorlar ona. Beni de gördüklerinde aynı soruyu sorular. Devam mı? Tamam mı diye. Çünkü hayır. Yani yıllardır hepimiz hayır dediğimiz halde kızı da sıkıştırıyorlar. Yani artık bence sıkıştırmasınlar kızı. Kendi kariyeriyle ilgili soru sorsunlar. Bize de öyle. Biz müzik yapmayacağız. Biyografi kısmına, dokumenter kısmına gelecek olursak bilmiyorum. Yani biz bir araya gelebilirsek, ortak payede buluşursak, hepimizin istediği şeffaflıkta buluşabilirsek belki olur. Olmuyorsa da canları sağ olsun. Artık yani çünkü hiçbir şey ittire kaktıra yaptıramazsın. Anlatabiliyor muyum? Herkesin hayat akışı bambaşka bir yolda. Dostluğumuz devam ediyor. Tabii ki eskisi gibi çok iç içe değiliz. Dediğim gibi kızların çocukları var. Gülçin müzik kariyerinde. Ben bambaşka şeyler yapıyorum. Olabildiğince görüşüp şey yapmaya çalışıyoruz. Çocukları görüştürmeye çalışıyorlar. Bilmem ne falan. Siz aktif olarak hala müzik konuşuyorsunuz. Yapmıyoruz. Görüşüyorsunuz. Hepsi... Müzik haricinde ama vakit geçiriyorsunuz hala. Evet evet. Yani hatta konuştuk işte kimin evinde toplanalım. Eren İstanbul'a gelmiş. Bursa'da yaşıyor. Çocuklar bir araya gelsin falan. Hani ben deli teyzeleri olarak orada Eren'le Cemre'yi sinir etmek projelerim var. Bu şekilde arkadaşlarımız var.
Çok güzel bir şey değil mi? O kadar anının olduğu insanlarla beraber hala bir arada olabilmek ya. Güzel. Bazen de hiç tahammül edemiyoruz birbirimize ama. Yani öyle de oluyor. Tamam yeter konuşma falanlar var yani. Hani dinleyemeyeceğim seni falanlar giriyor devreye. Sen sizin gruptan birisi olmayı seçseydin kimi seçerdin? Çok zor bir soru. Yok ben kimseyi seçmezdim ha. Ben olurdum. Yani. ben olurdum yani. Herkes kendine göre garip huyları var çünkü yani. Mesela bana örnek verebilir misin? Çok garip bir şey. Benim de olayım şudur ya. Şöyle garip bir olayım vardı falan. Hep bununla hatırlarlar beni dediğim. Ben çok atarlı giderliyim. Biliyorsun. Yani onu biliyorsunuz. Yani kızların bir türlü kabul edemediği durumda bu. Abi edin işte kabul beni yani böyleyim. Ama şakayla da karışık yapıyorum. Bak diyorum beni seven seviyor. Cemre takılma yani bunlara. Biraz daha pozitif olur musun falan diyor. Abi ben pozitifim. Ama sen çok takılıyorsun diyorum. O da çok titiz. Delirtir insanı yani. Ben ev ayırdım bu yüzden. Aynı evde yaşıyorduk. İstemiyorum dedim ya seninle yaşamak. Çünkü seviyorum seni nefret edeceğim dedim yakında. Evden gidiyorum deyip beyaz çorap giyip geziyordu abi evde. Bak cins işte. Anladın mı? Manyak yani. Ben ne yapayım onunla? Nasıl yaşayayım? Eren de sen uzaylı. Bazen ne yaptığı belli olmuyor. Çiçek böcek hayat falan. Tamam öyle de güzel de yani bir yere kadar. Onu da öyle kabul ettim. Onu öyle seviyorum. Ben daha şehir hayatı. Aslına bakarsan ben de daha kırsal yerlerde yaşamak istiyorum. İşimiz burada yani şu an. Biraz daha dayanıp gitmeyi planlıyorum. Planlarım arasında. Gülçin sakardır. Hani kafasında hep bir şeyler oluyor muhtemelen. Ve orasını burasını çarpar. Tempo klibinde kafasını yardı anlamadı yani. Sana öyle söyleyeyim. Karavandayız. Beykoz'da bir yerde çekiyoruz. Karavan sallandı böyle kızla. Ne oldu ya falan. Ah diye bir ses geldi. Gülçin geldi. Ya ben kafamı vurdum falan dedi. Buradan kan akıyor. Gülçin kafan yarılmış dedik. Aa dedi. Evet ya falan yaptı böyle. Normalleşmiş onun için. Anlamamış yani anladın mı? Kafa dolu çünkü kızda yani. Klipte dansı düşünüyor bir şey yapıyor büyük ihtimalle. Klimanın motoruna çarpmış köşesini. Hastaneye tetanoz iğneleri bilmem ne falan klibe geri geldi. Burada bant var. Neyse ki ayak uydurdu klibi. Çünkü klipte böyle üstümüz başımız pislik içindeydi. Yedi yani o bant anladın mı? Çok iyi ya. Böyle şeyler de var yani. Şimdi... sen zaten öncesinde işte AKM'de falan sürekli böyle devlet opera balesinde vesaire. Çocuk balesindeydin. Çalışıyordun ve oradan devam ediyordu ama öyle bir kariyer devam ettirmedin ve sen spora yöneldin. Evet, Atatürk Kültür Merkezi'nde çocuk balesindeyken hepimiz dediğim gibi ben 18 olduktan sonra ve hepsi çıktı. AKM ile olan bağlantımız kesildi. Çünkü biraz daha sanat işleri böyle ya. Kabul edilmedi yani o bizim yaptığımız iş. Bale kariyerim orada bitti. Zaten sonrasında ciddi bir sakatlık geçirdim ayak bileğimden. Yani devamda çok edemezdim klasik baleye yani. Bu işler biraz sonlanmaya başladığı noktada. Önce Yılmaz abinin oyunculuk ve yazarlık atölyesine gittik biz. Prot ekibine. Sen BKM'de vardın. Evet. Prot ekibindeydik biz. Mutfak kısmındaydık. Ama sahneye de çıktık. Sahneye çıktık sonra. Bizi birleştirmişti. Eren'le ikimiz oraya devam ettik bir süre. Yazarlık ve oyunculuk deneyimleri yaptık. Ondan sonra ben dedim ki ben bu alanda da tutunamayacağım. Çünkü çok genç var. Alttan sürekli yeni nesil geliyor ve ben çok küçük yaşta bu işlere başladığım için bir tükenmiş durumu oldu. Tükenmişlik sendromu. Yeni modern adıyla. O yaşta tükenmişlik sendromu yaşadım. Bu arada yaşayacak biri varsa da sizsiniz abi yani. Evet. O kadar 13 yaşından itibaren böyle bir şey başlayıp bunları bu kadar yaşlarda tecrübe edersen bir o şeye girersin tribine. 18-19 yıl olmuş bu arada biz çıkalı. Düşün yani. Boru değil yani. Bir de şöyle bir şey de var. Bir anda çok tat bir şey yaşıyorsun sonra orası bitiyor. O tabii depresyona gittim. Kafayı kazıdım ben. Kafayı mı kazıdın? Evet. Senden bir tık uzundu saçım. Gerçekten mi? Evet. Ama yani hepsinin o bittiği dönemlerde. Çünkü dediğin gibi aşırı bir tempodasın. Mesela dizi çekiyorduk, turne yapıyorduk, konser yapıyorduk bilmem ne falan. Bir gün repomuz oluyordu dizide. O gün de dublaja gidiyorduk zaten. Dublaj yapıyorduk. Ertesi gün de bize bir izin veriyorlardı hani dinlenelim diye. Sıkılıyordum ben. Siz o dizide bir de üstüne dublaj mı yapıyordunuz? Evet. Değil mi? Vakit yoktu ezber yapmaya. Sitcom çekemezdik. Öyle bir sistem yoktu. Tek kameramız vardı. 8 kişi çok sesli bir ortamda çekiliyordu. Orası Taksim'de bir yerdi. Bir binaydı. Çok zor olacaktı montajı. O yüzden sufleyle çalışıyorduk. Yani sabah 4'e kadar çalışıp ben 2 saat uyuyup okula falan gidiyordum. Çok zor bir tempo. Yani ciddi zor tempo ki
dersten falan çok atılmışımdır böyle uyuklayarak kaldığım için. Cumartesi günleri dahil okula gidiyordum. Yani o bile hocaları tatmin etmiyordu müzik ve şey yaptığımız için. Yani çok biraz da kötü davrandılar bana yani, evet, okulda. Biraz her yer için diyemeyeceğim. Her yerde öyle değildir ama konservatuarlar birazcık bu konularda şey olabiliyor. At gözlüğü demek buradasın, istemiyorum bunu ama. Bizde de mesela cezası vardı. Bursunu kaybediyordum falan. Hani evet. Okuyan çok... arkadaşlarımdan biliyorum. Dışarıda iş yapamazsın yani. Okurken gibi sert kuralları vardı. Ya asıl o zaman yapması lazım ki çocuğun öğrensin, tecrübe kazansın. Öğrensin bir alaylı olarak yani. Evet yani ben onu anlamıyorum. Ya benim okul arkadaşlarım da çok uğraştı benimle. Ne oldu? Hepsi çok popüler olduktan sonra hocalar da bilet istemeye başladı benden. Laptop falan al diyen vardı yani, öyle söyleyeyim sana. İsmini söylemeyeyim şimdi ama kendini biliyorum. İzliyorsun. Öyle şeyler de yaşandı bakıldığında. Zor günler de olmadı değil. Şey çok ilginç bu arada. Sen sonra PT olmak istiyorsun. Ve oraya bağlayacaktım. Bağlasan bir de orada çok ilginç bir şey var, onu soracağım. Şöyle oldu. Dediğim gibi oyunculuk kariyerinden dedim ben vazgeçiyorum bundan, ne yapayım ben ne yapayım, boşluğa düştüm. Defter aldım bir tane kendime. Sevdiğim ve sevmediğim şeyleri yazdım. Sonra birbiriyle bağlantılı olanları birleştirdim oklarla. Baktım fiziksel Başak, şey. Evet işte Başak bu işte mesela. Dedim ki okey ya sen fiziksel şeylerden çok hoşlanıyorsun. Zaten eğitimim de bu. Baktım araştırdım, biraz param vardı. Bir okula parayı yatırdım. Amerika'dan bir okuldu. Oradan eğitim aldım bayağı uzun süre. Çapa'da falan filan. 3 ay morgda çalışmışsın. Evet. Çok ilginç. Böyle bir PT şeyi Amerika görmedim. Şeyi mecbursun. İnsan anatomisini öğrenmen için 3 ay morgda çalıştın ha? Evet, naaşlar yatıyordu yanımızda. Biz kadar ders olur yapıyorduk. Kokmuyordu zaten onlar yani, ilaçlı suyelerde olduğu için. Orada ders alıyorduk. Daha sonradan da bazı derslerin sonunda kesik olan kadavralar vardı. Onları inceliyorduk kasları öğrenmek adına. Yani tabii ki hiçbir zaman gitmeyecek o göz, surat gözümün önünden ama şöyle bir şey var. Asla unutmuyorsun. O yüzden yaptırıyorlar sana. Yani hangi kas nedir çok iyi biliyorsun. Ya nasıl unutabilirsin zaten bunu yani? Yani dev gibi böyle bodybuilder abiler ben çok kötü falan deyip çıkan da oldu ama hiç bana fark etmedi yani. Sen o atarlı giderek burada da var. Kafam o kadar çalışsaydı cerrah olurdum bak. Kesin. Aşırı zevkli bir şey yani. Çünkü bir insana hayatı boyunca unutmayacağı bir yardımda bulunuyorsun cerrah olarak da yani. Bence müthiş bir şey yani. Kesinlikle. O yüzden de biraz bu sektörü seçmemin sebebi hayatına dokunuyorsun yine. O benim için çok önemli. Çünkü zaten öyle bir meslekten geldim. İnsanları mutlu ediyordum sahnedeyken. Şimdi de öyle bir şey yapmam lazım. Mutlu edebiliyor olmam lazım insanları. O da ne yapmak? Bedenlerini, sağlıklarını düzenlemek. Bu benim için harika bir meslek oldu senin yani. Senin sosyal medyadan zaten şu hep beden farkındalığı, hareket. Aynen. Hep bunlarla alakalı. Beden farkındalığı demek zihin farkındalığı demek çünkü bence. Yani tamam şu an çok teknoloji bilmem ne bu tarz gidiyor hayat mayat ama görüyoruz ki doğayla baş etmek mümkün değil. Biz zaten doğaya biraz daha eğilimli yakın olmak zorundayız. Özellikle Türkiye'de. Bu da ne demek? Doğayla iletişim kurman gerek. Sen önce kendi bedenini tanı. Zaten elini toprağa koyduğunda ya da ağaca koyduğunda iletişim kurabilirsin demek oluyor benim için. Yani anladın mı ne demek istediğimi? Anlıyorum. Çok net anlıyorum. Ben sadece spiritüel şeylerde veya bu tarz şeylerde bir tık böyle çok düz bir adam olduğum için bazı yerlerde karşımdakine saygı duyup anlıyorum. Ben çok kafada şey yapıyorum. Okay. Peki şu an ne yapıyorsun? Yani haftanın her günü idman yapıyorsun farklı farklı, bir de dövüş var. Nasıl yapıyorsun abi? Dövüş var, işte ne bileyim kalisteniks var. Ne zaman uyuyorsun ya sonra? Ya şöyle zaten çok yoruluyorum. Tamam derslerim devam ediyor ama artık eski kadar çok yoğun ders vermiyorum. Kendime vakit ayırmam gerekiyor çünkü. Zaten bir yandan sosyal medya işleri devam ediyor biliyorsun. Oradan da hani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Jiu-Jitsu'ya başladım. Çok eğleniyorum. Sapmış'ın 17'ye bir yerde yapıyorum. Çok tatlı herkes orada. Grup ders olarak mı yapıyorsunuz yoksa tek? Grup dersine gidiyorum. Beginner derslerine başladım orada. Keyifli geçiyor. Geçen hafta gidemedim. Bu hafta tekrar gideceğim. Pole dance'a başladım tekrardan. Haftada bir de ona gidiyorum. Diğer günlerde de hem calisthenics antrenman yapıyorum. Hem de biraz daha fonksiyonel ve kardiyovasküler çalışmaya çalışıyorum. Yetiyor zaten. Şey soruyorlar. Ya yetsin. Yani dur be. Yağlar kasa dönüşüyor mu abi diyorlar. Ya gerçekten bu soru... Hayır arkadaşlar öyle bir şey olmuyor. Yağ kütlesi azalır, kas kütlesi artar. Genel olarak da şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Tartıda yüksek çıkıyorlar ya. Ben kilo aldım falan. Hayır almadın abicim. Yağ düştü, kas geldi. Hani
kas ve şeyin görüntüsü zaten bambaşkadır. İnternette girip baksalar görecekler. Bizim istediğimiz şey, ben de şunu söylüyorum, tartıya değil. Siz görüntüye ve kıyafetlerinizin size nasıl olduğunu, hareket alanınız büyüdü mü bedeninizde, ona bakın diyorum. Öyle şey yapmaya, ikna etmeye çalışıyorum. İkna olanlar oluyor. İdare ediyoruz. Bir de şeye eklemek istiyorum. Bölgesel zayıflama diye bir şey yok arkadaşlar. Bunu bir aklınıza sokun. Antrenmanla bölgesel zayıflama gibi bir şey olmaz. Siz zaten bütün total, bütün vücudunuzu çalıştırdığınızda yağ yakımı bütün vücutta oluşuyor. Sadece bölgesel sıkıntılarımız nedir? Kadında basen bölgesinde olur. Erkekte de daha çok karın çevresinde olur. O simit dediğimiz bölge olur. Oraları daha fazla eritebilmek adına antrenman çeşitliliğini arttırırsan yeterli olacaktır, ama bölgesel zayıflama diye bir şey yok. Bunlara inanmayın. Çok kız arkadaşımın sorduğu bir konu. Sorduğum için de böyle şey, ulan iyi ki sorduk Ariha diyecekler. Hı. Hepsinin böyle işte aklında olan soru şu: ya karnım küçülsün, kalçam büyüsün istiyorum. Koşacağım falan ama bacaklarım kalınlaşır mı? Bacaklarım da incelsin istiyorum gibi bir üçleme var burada. Hepsinden duyduğum için onların adına sana bir kadın olarak bunu sormak istiyorum. Sen ne yapıyorsun? Buna bir cevap verirsen hep herkes rahatlar diye. Şöyle, koşarsan kalça diye bir şey kalmaz. Tabii ki zayıflarsın. Çok güzel, lean olursun. Ama sen kalça istiyorsan ağırlık basacaksın. Başka hiç şansın yok. Yani sürekli squat yap demiyorum ağırlıkla. Çünkü onu yaptığın zaman da quadricepsimiz, yani üst bacağınız dediğimiz bölge büyümeye başlıyor. Bu da onların istemediği bir şey. Bu arada ben de sevmiyorum öyle. Yani sevmiyorum da ki yakıştıramıyorum. Çünkü zaten kısa boyluyum. O kadar geniş bir bacağa ihtiyacım yok. Kalçam yeteri kadar yukarı kalksın. Olayım bu, ama kalçanın bir kısmı da kas değildir. Yağdır arkadaşlar. Aynı meme gibi. Bu memedir. Göğüs değil. Onu da söyleyeyim. Göğüs bölgesi vardır çünkü. Aynı mantıkla ilerliyoruz. Orayı büyütmek istiyorsak ne yapacağız? Ağırlık çalışacağız. Nasıl çalışacağız? Bölgesel dediğim şeye geleceğim şimdi. Squat'ı daha düşük ağırlıkla tutarsın. İstiyorsan üst bacağın kalınlaşmasın diye mi? Arkaya doğru ya da yana doğru açılıp yapılan hareketler vardır açılara göre. Onları ağırlıkla yaparsın. İşte hip thrust yaparsın, back kick yaparsın, bilmem ne, deadlift yaparsın. Hani bunlarla ağırlık çalışarak bacaktaki arka kaslarını yukarı çekip kalçanı da yukarı kaldırma amacın olmuş olur. Peki beslenme boyutu bunun çok kıymetli yani. Sen mesela atıyorum, bizim sistemimiz de öyle. Biz kışın, gerçi benim 28 yıllık hayatım bulking olarak geçiyor genel olarak, ama kışları bir tık daha rahat besleniyoruz. Hepimiz öyle. Kalori alıyoruz. Bilerek aslında bu bir avantaj oluyor. Çünkü vücutta bir yağ kütlesi tutuyorsun. Ondan sonra onun verdiği enerjiyle idman yapıp daha ağır kilolara çıkıyorsun. Aynen. Kas kütleni kışın birazcık tabii ki de yağlanarak arttırıyorsun. Yaza bir ay kala veya iki ay kalı. Aynen. Diyet artı sabah kardiyoları yapıyoruz. Yıllardır bizim sistemimiz budur. Ben genelde bunu beceremem. Kışın ortasında fit olurum. Yaza kalacakken sıkılırım, bırakırım falan filan, ama bu sene timingi tutturmaya çalışacağım mesela. Kışın bulking yapıyor musun? Veya bunun için atıyorum böyle işte büyütme veya işte bir bölgemi büyütmek istiyorum, hacim kazanmak istiyorum diyenlere, abi kışın bulking yapması lazım, yaza doğru böyle bir sistem lazım diyor musun mesela? Kas büyütme dediğimiz antrenman şey hipertrofi zaten, biliyorsun. Tekrar sayılarıyla ağırlık artıyorsa tekrar sayısı düşer. Zaten bu işte 12, 10, 8, 6, 8, 6 4, tekrarlarla 5. devam eder. Öyle çalışılabilir, ama ben hiç bulking falan yapmıyorum. Ben ne bulsam yerim. Öyle bir derdim yok. Kışın yağlanıyoruz. Çünkü üşüyoruz. Vücut kendini korumaya alıyor. Yazın ben çok fit oluyorum. Ben zaten seni fit olmadığın bir an görmedim. Sen kendine göre diyorsun ki abi çok kötüyüm falan. Yani böyle çekip böyle cetvelle böyle anlamı bakman lazım yani bir yağ şeyi görmek için. Başak orada devreye giriyor. Evet abi, yani takıyım, sen de takıntılısın. Takıntılıyım yani. O yüzden kendimi fit hissettiğim anlar yazın oluyor. Çünkü su kaybediyoruz bir noktada da. Güneş işin içinde devreye girdiği için. Bir de ben çok yemek yiyemiyorum yazın. Yani yiyorum ama hani kışın yediğim kadar carb almıyorum mesela. Daha fresh şeyler yemeyi tercih ediyorum. Antrenmanlarımı da ona göre yapıyorum. Çünkü çok ciddi bir su kaybı oluyor dediğin gibi. O da dehidreye doğru gidiyor. Hiç gerek yok öyle şeylere. Yazın daha düşük ağırlıklarla bodyweight antrenmanlarına devam ederim. Yunanistan'daki hit antrenmanlarımız aklıma geldi. Evet. Çok eğleniyorduk çok ya. Çok eğleniyorduk hakikaten. Çok güzeldi. Ahmet Alıpbaşı'nda gidiyordu. Bütün adayı turluyordu. Deli gibi, yemin ederim. Yürüyüşe çıkıyordum. Önümden Ahmet geçiyor. Allah Allah falan. Kaçıncı turunu attı bize falan oluyordum böyle. Zeynep vardı o zaman yanında. O zaman daha takışım daha rahatladı. Yani ama o zaman görüyorum o da sizi Ahmet. O da ağırlık basıyor. Bir yemiyor herhalde, benden antrenman yapmıyor. Gelmiyor Ahmet. Abi bizim biliyorsun zaten hani Ahmet yemiyordur abi falan. Gazı verin de gelsin.
Ya biz o sistemi kurduk ya orada şimdi. Çok evet. Rahat. Kafa hep oraya gidiyor. Sen bir gün oraya gel. Geleyim. Vallahi ben gelirim bir gün. Benim için sıkıntı yok. Şöyle ağırlık çalışmakla kalisteniks çalışmak arasında çok ciddi bir fark var. Evet. Neden? Şimdi ağırlık yapan kaliyi yapamıyor. Niye? Açılar çok farklı. Aslında beden ağırlığını kaldırıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun başka. Ama dediğim gibi açılar o kadar farklı ki. Böyle şey oluyorum. Abi deminki push-up'la bunun alakası yok ya falan. Önümüz gidiyor, anladın mı? Mümkün değil. Bileğin farklı bir açıya sokmak sen zorunda kalıyorsun. Sen bileklerinden bir dönem sıkıntı yaşadın zaten. Bilek çok ağırlıklı çalıştığın için. Ameliyat oldum pandemi başı. Baş parmak tendonlarını elime aldım çünkü. O da çok... ama iyisin değil mi şimdi? İyiyim yani. Geçen gün bir böyle bir zıtladı. O da neye de zıtladı. Çok saçma bir hareket. İşte bazı hareketleri unutmak gerekiyor sakatlıklar olunca. Archer push-up diye bir hareket var. Duydun mu bilmiyorum. Evet, aynen, değiştirerek ağırlığını. Orada elimin açısını tam yapamadım sol tarafta. Direkt baş parmağım buradaki tendon zıt diye çekti böyle. Bıraktım hareketi. Şimdi mesela dinlenmeye geçiyorum öyle olunca. Daha çok bakıyorsun buna bebek gibi. Daha dikkatli. Yani biraz daha dediğin gibi işte bu beden farkındalığı orada geliyor. Haldır huldur girmiyorsun da sakatlıklar hep bir şey öğretir. Biraz öyle antrenmanlarımda sakin sakin yapıyorum. Eskisi gibi dalmıyorum. Çok şey yapıyorum evet. Ama hepsi dengeli. İyi, süper. Yemek peki senin için? Yemek, içmek, yemek falan kışın özellikle. Ben yerim abi. Hiç göründüğü gibi değilim. Yemek için idman yapanlardan mısın sen de? Ben junk foodcuyum. Hiç alakam yokmuş gibi gözüküyor ama bana cips ver sabaha kadar yerim. O yüzden ayda bir krizlerim oluyor. Bir paket cipsi oturup kendim yiyorum. Üstüne iki paket çikolata yiyorum falan. O da regli dönemine denk geliyor. Niye canım, o kadar da kendini şey yapma. Yiyorum. Ertesi gün 2-3 gün daha düşük kalpte yiyip aynen. Kendi antrenmanımdan biraz daha kardiyo yapayım abi falan deyip şöyle bir şeyim oluyor. Mesela hafta sonu ipin ucunu bayağı kaçırdıysam öğünlerimin karbonhidratlarını dengeliyorum. Şimdi mesela çiğ köfte söyledik ya. Biz bu arada bir ufak bir mola verip acıktığımız için çiğ köfte tavuk şiş falan söyledik. Birazdan devam edeceğiz. Evet, cips koyuyorlar içine, ona bayılıyorum. Ondan yiyeceğim mesela. Yarın daha az karbonhidrat yiyeceğim. Daha denge. Sebze, salata da çok yemem. Şişiriyor çünkü hazmı çok zor çiğ olduğu için. Allah Allah. Evet, akşamları çok az yerim salatayı. Daha çok pişmiş yani sebze yemeyi tercih ediyorum. Çünkü sindirimi daha kolay oluyor benim için. Herkesin bedeni farklı çalışıyor ya, deneme yanılmayla ben biraz çözdüm onu. Akşamları daha sindirimi kolay şeyler, gündüz biraz daha yüklenip böyle dengeliyorum. Vallahi harika bilgilerim var senin. Bunun için Bilal'i tekrar da çağırabilirim. Ya ben her istediğimi yiyorum. Öğrencilerime de onu söylüyorum. Bazen fasting yapıyorlar falan filan. Bir tane beslenme uzmanı öğrencim var. Onunla daha çok handstand, dengeler üzerine çalışıyoruz. Fit olmak üzerine çalışmıyor. Sağlıklı olmak üzerine yapıyor. O da eskiden çok kiloluymuş, kilo vermiş falan. Çok savaşmış bununla. Mesela ketojenik ya da fasting yapanların araştırmalarda şu çıktığı gözüküyor. Daha çok kilolarına takık oldukları çıkıyor ortaya. Fasting dediğiniz şeyi bence en fazla 2 hafta yapmalısınız. Bu benim tabii ki acizane görüşüm. Çünkü bunu uygulamadığın zaman direkt o kiloyu ekstra fazlasıyla alıyorsun. Ya bu sadece bir dönemsel, bir şeye hazırlandığın sırada yapılabilir. O da zaten Hugh Jackman'ın X-Men'e hazırlanırken çıkarttığı ve popüler olduğu bir sistem aslında bakarsan, yani dünyada çok yaygın değildi. Ben öyle düşünüyorum. Herkes her istediğini yesin, sadece ölçülü yesin. Ya bir de yaşam sistemine oturtman lazım. Diyet denilen şey sürekli yapılabilecek bir şey değil. Değil. Mental olarak da seni mutlu edecek bir şey değil. Kendine bir beslenme sistemi oturtman lazım. O sistem senin normalin olması lazım, o sistemin. Kesinlikle. Aralarda tabii ki de hiçbir şeyden geri kalmayacaksın. Geri kalmamak istediğin zamanlarda onu yediğin zaman ertesi 2 gün 3 gün daha hafif beslendiğin gibi. Aynen. İdmanından kopma. İdmanı bir fil yapmaya devam et gibi minik trikler aslında. Bu işin... Evet. Shortcut'ı yok. Mutsuz yani olmadan. Yok abi. Evet, mutsuz olmadan yapılsın bence. Ne yapıyor insanlar sporlarında? Yani hiçbir şey zorlamayla olmuyor ya hayatta. Bedenin de çok yorulduğu zaman burası da yoruluyor ve bir süre sonra ayaklar geri gitmeye başlıyor onlarda. Dediğim gibi mutsuz olmayacak şekilde beslenme ve spor dengeli olursa çok daha sağlıklı bir zihin ve bedene sahip olur insanlar. Harika. Peki solo kariyer, müzik devam mı? Müzik devam. Geçen sene yaptık Selami ile bir tane, aynen, şarkı. Bilmiyorum yani, senin sözün vardı ama kariyerim hala yapamadık. Benim her daim sana sözüm var. Birazcık böyle yoğun olduğumuz bir dönemdi. Şimdi bunlar şu var. Bu çekimler var. Sana yemin ediyorum. Ya bura işte bak, geldim bugün. Bana ne? Ben yapacağım. Kızım sana albüm yapacağım. Ben senin müzik şeyini devralıyorum. Ne istiyorsan yapacağız şarkı. Vallahi yapacağım müziklerini. Bak yaza bir şey çıkaralım diyorum sana. Arkadaşlar burada bakın, sözü alıyorum. Mecburen yapmak zorunda kalacak. Yaza bir şey çıkaralım ya. Tamam, söz
Ben yazın Yasemin'e bir şarkı çıkarttırıyorum. Bu haftadan itibaren oturup başlıyoruz. Evet, sana bir sürü şey... Abi atıyorum adama bir şeyler. Dinledim. Geri dönüş de yapmıyor. Ne demek geri dönüş? Arıyorum, ben ya onu dinledim hadi. Diyorsun. Dinledim. Yolacağım saçını başını. Kafam dinlediyse insan dinledim der. Şunu şöyle yapalım ya da bu olur olmaz de yani. Ya hepsini söyledim, hakkımı yeme be. Ben aradım seni. Öyle öğrendim. Seni vallahi yolarım bak. Ben de oluyor bazen bak. Aklımdan cevap veriyorum hani. Onu ben de yapıyorum bu arada. Öğrencilerime tamam diyorum. Göndere basmamışım. Evet, oluyor bazen yani devam et. Ama hepsini dinledim. Kafandaki şeyi de biliyorum. Ne yapacağımızı çok iyi biliyorum canım. Çok yapalım güzel. Artık. Ya, tamam, yapacağız söz. Görürsünüz. Bu yayını unutmayın. Göreceğiz. Son bir insight bilgi veriyorum. Ondan sonra da kapatırız artık zaten. Tamam. Cemre'nin düğününe... Zoom'dan katılmanın ya, üzerine. Ya pandemide evlendi. Keza Eren de öyle. Eren'inkinde öyle olmadı da Cemre'ninkine gerçekten Eren falan ben böyle Zoom'dan katıldık. Abi nasıl oluyor Zoom'dan düğün? Çok saçmaydı ama yani yapacak bir şey yok. Kızcağız evde yaptı. Bir de pandeminin göbeğinde yaptı o. Ciddi bir şey vardı yani. Hani herkes maskeli bilmem ne falan. Sadece anne babalar şey... Kız kardeşler gelebildi yani. Öyle bir düğün yapmıştık. Biz de Zoom'dan katılıp böyle şak şak yaptık oradan. Üstüne peki giyindin mi? Hayır. Uygun. Yok, giymedim. Şey oluyor ya böyle üstte alt boş. Basket şortu. Yok, giymedim. Ders arasında katıldım zaten. Öyle bir şey oldu. Ders saatlerini ayarlayıp ben Zoom'a katılıp sonra geri döndüm dersime. Vallahi çok ilginç bir deneyim. Neler yaşadık ya. Ben ilk pandeminin başında bir yerde ortalarına doğru falan artık insanlar hiç evden çıkamıyor. Bir tane online parti olmuştu Zoom'da. Ha evet, öyle bir şey yapıyorlardı. Zoom'da partiye kadar herkes böyle ekranın başında falan böyle. Kübra falan da katılmıştı tabii, hatırlıyorum. Bakalım Kübra orada takılıyor. Müzik çalıyor. Falan. Aa, ne zor günlerdi ya. Atlattık. Sen olmuş muydun korona? Oldum. Hem de tam yılbaşında oldum. Ben yılbaşında 3 hafta önce oldum. Yılbaşı günü tek başıma evde. Beni de o zaman işte ayakkabının içine koydular şeyde. Bizimkiler Sapanca'da. Ben oradan böyle vampir köylüye oradan katılıyorum. Bence falan, kimse bana bakmıyor ama bence Berk falan. Çok iyi ya. Abi çok zor günlerdi. Her şeyi atlatıyoruz gibime geliyor. Biraz Z kuşağının şeyi oldu ya. Çok talihsizsiniz yani bence. Ben Z değilim be. Y misin sen? Ben Y'yim ben. Y'ye mi gir bana? Bendensin. 94 kaç oluyor? Y işte biz. Z'sin ya. Yok abi Z artık. Z kaç? Bizim altımız. 2000 mi oluyor? 2000. Ha. 99-2000 falan oralar herhalde. İyi. Biz Y'yik. Y'yik. Neyse, Y ve Z biraz son şeylerinde kötü oldu ama... Ben biz kurtardık bak. Ben mahallede... yine üniversitede kampüste gidebildim falan. Çocuklar yazık, hepsi online okudular. Online nedir ya? Ben onu zaten... Online ders bilmiyorum. Garip bir tecrübe oldu. İnsanlar evlerinin önemini çok ben evi stüdyo yaptım. Ha, benim de öyle. Yani, senin spor stüdyosu. Spor stüdyosu oldu. Halter falan var evde abi. Saçma sapan yani. Öyle bir alan yaratmayı artık şey yapıyorsun yani. Evet, atlattık işte o alanda. Bence şöyle bir şey oldu. Bir kısım çok kendi içine kapandı. Bir kısım çok farkında olup bazı şeyleri yaratıcı olmaya başladılar. Ha. Çok ya acayip şeyler. Albüm yaptım şeyde. Aynen. Ya ne yapacaksın evde, çünkü ya PlayStation oynuyorum ya dizi izliyorum. Ya da müzik yapıyorum yani. Ben 3 idman yapıyordum. Çok iyi oldu. Terminator gibi olmuştum artık. Böyle yani hani takır takırdım evet yani. Ya, valla ben de şeyi falan hep öyle. Duvar işte barfiksi falan, ne yapacaksın abi evde yani. 12 falan pull-up yapıyordum. Şu an mümkün değil. Kaç çekersin, çektin mi? Şu an çektim mi 7-8 çekerim. Kaç basıyorsun chest press'te? Sen kaç chest press'te kaç basıyorsun? Ne? 200 basçı mı benim? Şöyle söyleyeyim, squat'ta yani o zaman kaç kiloydum? 47-48'dim. 55 kilo squat'ım var. 55 squat. Daha fazlasını yapamam ne bence zaten. Ne yapacaksın daha fazlasını yap? 70-75'te deadlift'im var. Tamam, daha da uğraşamam, yeter daha. Yani ne bu boya. Ne yapacaksın bu kız ya? Daha ne yapayım ben? Şey, grip tutmuyor ki bir süre sonra. Parmak açılıp bar düşüyor elimden yani. Sağlam çalışıyorsun. Hakikaten iyi çalışıyorsun yani. Görüyorum. Fena değilim. Sen de beni çağır. Tamam, gel. Gelirim. Oğlum şurası evim. Kamerayı kapattıktan sonra tartışacağız. Sen. Herkes yalanlarını döksün masaya. Neyse, burada şimdi kameraların önünde seni rencide etmeyeyim. Rencide etmeyeyim ben de. Herkes sussun madem. Arkadaşlar. Yasemin Yürük bugün konuğumuzdu. Hepsi hakkında her şeyi öğrendik neredeyse. Evet, öğrendiniz. İnşallah yaparsınız ya şu biyografiyi, ama o da benim ben saldım ve çoğu şu insanın an.
hayali. Yani inşallah olur da bir şöyle bir veda konseri, bir veda albümü, bir şeyler ya. Hepsi bir şey yapsın ya. Yani Gülçin daha genç olduğunu söylemiş röportajında. Ama dokümenterinin ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum artık açıkçası. Şunu da eklemek istiyorum. 50 yaşına geldiğimizde biz dokümenteri yaptığımızda onun bize ne faydası olur ne de kimse izler yani. Hiç kimse izlemez bence. Çünkü herkes çok büyümüş olacak. İlgi alanları değişmiş olacak. Biraz daha erken yapılması taraftarım. Çünkü o çok güzel bir başarı hikayesi ya. Onu göstermek isterim tabii ki. Dediğim gibi olursa çok güzel olur. Olmazsa da canları sağ olsun. İnşallah olur. Evet. Yasemin Yürük konuğumuzdu. Pardon konuşalım mı daydınız. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki geldiniz. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.